Geçen haftaki dersimizde hatırlıyorsanız iki tane eksen tanım, iki driver ve iki eksen tanımlamıştık. Yine geçen hafta yaptığımız servo motorları görelim. Servo 3 diye kaydetmişiz. Burada servo için içinde kontrol panel kısmı var. Kontrol panel kısmına çift tıkladığım zaman burada altta hemen bana bir manuel kontrol panelini açtı. Assume kontrol priority var. Önceliğinizi alalım. İşte şuradan 3000 ayarlıyorum genelde ben bunu. Çünkü o süre içerisinde herhangi bir şekilde ulaşım olmazsa CPU stopa düşürmesin. Güvenlik açısından daha kolay oluyor. Enable ettim. Niye enable ettim? İkinci servo motorumuzu enable ettim. Start'a basıyorum. Tabii ki hız değerim yok şu anda. Hız değeri yazalım. Üstüne örneğin 200 RPM dedik. Start'a bastık. Bakın ikinci motorumuz 200 RPM şey yapıyor, dönüyor. Burada start veya stop edebiliyoruz. Stop ettik şimdi. Stop ettikten sonra istiyorsanız jog modunda da çalıştırabiliyorsunuz. Geçen hafta anlatmıştık bunları. Start'a bastım. Şuradan istiyorsam eğer hızlandırıp yavaşlatma şansına sahip. Tamamen kontrol algoritması. Geçen hafta bunlarla ilgili ayrıntılı bilgi vermiştim. Şimdi geçen hafta burada kalmıştık. Şimdi eksenlerden gördüğümüz var. Burada 425'in altında eksen 1 ve eksen 2 tanımlamıştık. Ve eksen 1 ve eksen 2 aslında yapmak istediğimiz işler için tanımladığımız eksenler. Dolayısıyla burada bu eksenlerle ilgili bilgilerimiz var. Öncelikle şu alt menülerini görelim. Konfigürasyon var. Konfigürasyona çift tıkladığım zaman İşte bu eksenle ilgili burada bilgileri veriyor. İşte bu teknoloji yani eksene verdiğim isim, pozisyonlu eksenlerinin, eksen tipi lineer elektrik olacakmış. Bunları aslında birçoğunu da geçen hafta seçimlerimiz esnasında yapmıştık. Data setlerimiz burada var. Encoder'ımızın konfigürasyonu var. Encoder'ımız yani bu motora bağlı olan encoder'ın durumu. İşte unit dediğimiz bazı bilgiler, işte incremental position, artım pozisyonu, ivmelenme, voltaj vesaire burada bazı bilgiler var. Bunlar aslında konfigürasyon, yani daha önce tanımadığım değerler bir anlamda. İşte müsaade ettiğim, bu eksen için müsaade ettiğim maksimum RPM'ler, nominal speed'i, maksimum torku vesaire gibilerini. Expert liste gidiyorum. Expert liste bunun daha ayrıntılı olarak burada bu eksen ve bu eksen içerisindeki bazı değerlerle ilgili expert listeleri var. İşte mesela P kontrol gain, yani P kazancı, PID'nin P kazancı, müsaade eden maksimum ivmelenme değeri gibi daha çok expert listeyle ilgili şeyler. Bütün bu verilerin, bütünü demek yanlış oldu ama birçoğuna listelerde, dokümanlarda, ders notlarında var aslında. O kitabımızda var. Oradan bu alt menüleri de çok ayrıntılı olarak görebilirsiniz. Mekanik kısımdan ise biliyorsunuz yani bir motoru mutlaka bir mekanik sisteme bağlıyoruz. Yani mekanik sisteme bağlamadan niçin motor var? Mekanik sistemi tahrik etmek için var. Dolayısıyla bakın böyle bir mekanik sistem çizmiş buraya. Burada bir rediksiyon var. Yani rediktör var. Bu rediktörün burada oranını yazıyorsunuz. Örneğin motorunuza atıyorum. Genelde her zaman servo rediktörlerle beraber kullanıyoruz. Onlara planet dişli diyorlar. Bahsetmiştim de size daha önceki derslerimizde. O planet dişlinin oranını girmeniz lazım ki çıkıştaki dönüş hızına göre milimetresini görebilirsiniz. Çünkü siz diyeceksiniz ki atıyorum benim birinci eksenim 500 milimetre dönsün. 500 milimetre dönsün ama orada bir rediksiyon varsa o rediksiyona göre motorun dönme hızı lazım değil mi? Konumu lazım. O konumu otomatik olarak sizin yazdığınız buradaki oranlara bağlı olarak hesaplıyor. Hesapladıktan sonra uygun yere yazıyor. Bunun için buradaki bu rediktörün oranını da girebilme şansına sahipsiniz. Dolayısıyla size hesap yapma kolaylığı sağlıyor. Sistem otomatik olarak bu değerleri hesaplayıp uygun yerlere yazıyor. Bunlarla ilgili uygulamalar da daha sonra yapılacak. Burada default kısmı var. İşte default'ta şunlar var. Aslında bu eksenle ilgili hızlanma rampası, dururkenki ivmelenme, kalkarkenki ivmelenme,
Daha doğrusu şöyle, kalkarkenki ivmelenme set point'e, yani istediğiniz hız değerine gelirken duracağı ivmelenme. Bunlar çok önemli. Hızlı giderken aniden durursanız mekanik sisteminize de zarar verirsiniz, motor sisteminize de zarar verirsiniz. Bunları bile ayarlayabiliyorsunuz. Bu köşelerdeki duruş ivmelenmeleri biraz daha ayarlayabiliyorsunuz. Yavaşlarkenki ivmelenme, bunları buradan hem görebilme hem de değiştirebilme şansına sahipsiniz aslında. Durma zamanını buraya giriyorsunuz. Ondan sonra direction, yani yönünü giriyorsunuz. Yani pozitif yönde mi, negatif yönde mi, bir önceki döndüğü yönde devam et gibilerinden. Velocity, hızı girebiliyorsunuz. Yani velocity size referans diyeti. Yani bu ne? 100 milimetre bölü saniye hız. Bu sizin referans diyetiniz. Velocity profile de şu profil trapezoidal olarak görünüyor. Dikkat edersiniz. Bunu yumuşatabilirsiniz de. Mesela bakın, köşeler yumuşadı. Gördünüz mü? O zaman jerkleri değiştirebiliyorsunuz. İvmelenmeleri değiştirebiliyorsunuz buralardaki. Bunlar duruş kalkış anlarında mekanik sisteminizin zarar görmemesi için. Çünkü hassas olabilir. Tabii ki bu sefer ne oluyor? Durma, kalkma veya da istediğiniz set point'e gelme zamanı biraz uzuyor ama en azından sisteminiz zaman zarar görmüyor. Mekanik sisteminiz zarar görmüyor. Tamamen bunları da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Veyahut da daha önce programladığınız bir hız profili varsa onu da kaydedebiliyorsunuz. Bunu da yapabilme şansına sahipsiniz. Ama tabii daha önceden programlamanız lazım. Biz şimdi basit olarak hazır olan hız profilini burada kabul ediyoruz. Devam ediyorum. Limitlerim var. Limitler de önemli. Limitler şu demek, bunlar software limitler arkadaşlar. Diyelim ki bir servo motorunda bir uygulama yaptınız ve bir limit switch koydunuz. Sağ tarafa veya sol tarafa. Bu ne demek limit switch? Yani limit switch'e geldiği zaman dursun. Öyle ya, olabilir. Siz bir dursun olabilirsiniz. Pek gelmedi bir şey oldu. O giderken o limit switch'e geldiği zaman dursun istiyorsunuz. Peki diyelim ki o limit switch bozuldu. O zaman ne olacak? O zaman da içeride bunun software olarak da bir limit koyabiliyorsunuz. Ne demek software hocam? Şu limit switch'inizi, gerçek limit switch'inizi koydunuz. Oradan okuyorsunuz. Örneğin atıyorum 500 mm ileriye koymuşsunuz. 500 mm ileride biliyorsunuz ki mekanik switch'iniz var. 600. mm'ye orada eğer bir şeyiniz var. 600. mm'ye de software limit koyuyorsunuz. Böylece ne oluyor? 500'e gelip durmazsa 600'e gelince software limitten duruyor. Yani o switch bozuldu, düştü, koyulmadı. O zaman ne yapıyor? 500'de durmadığını anlıyor. 600'de kendisi software içeriden durmuş oluyor. Burada işte sol tarafta negatif pozisyon ve sağ tarafta pozitif end pozisyon olmak üzere bu değerleri veriyorsunuz. Burada şu anda verilen değerler var. Bunlar hep milimetre olarak yapılıyor. İşte toleranslarınız var vesaire gibilerinden. Bunlarla ilgili de dediğimiz gibi hem kitabınızdan, dokümanlarınızdan hem de buradaki uygulamalardan daha sonra bilgi edinebiliriz. Actual value'muz var. Şuraya bir gelelim. Actual value ve ekstrapolasyon. Bunlar daha çok konumla ilgili yapacağınız şeylerdeki toleranslarınızı ve ayarlarınızı gösteriyor. Şu anda dikkat ederseniz burası boş. Dolayısıyla burası da bir expert modu aslında. Çok burayla işimiz yok şu anda. Daha sonra ama bunlarla ilgili de yine konuşuruz. Dostluk kontrolümüz var. İşte kapalı çevrim kontrol yapıyorsunuz. Kapalı çevrim kontrolü blok diyagram, otomatik kontrol dersinde gördüğünüz gibi. Burada set point'iniz var. İşte actual value'nüz var. Buradan ona göre bir değer geliyor. Bir ekleme çıkartma yapabiliyorsunuz. Vesaire. Burada PID katsayılarını ayarlayabiliyorsunuz. Burada bu kısımdan istediğiniz ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Yani kapalı çevrim kontrol sisteminizin daha kararlı çalışması için ayarlar yapabiliyorsunuz. İşte servo gain faktörü, kazancı vesairesi gibilerinden. Bunları da burada ekleyebilme şansınız var. Bunlarla ilgili de daha sonra yine konuşabiliriz. Dokümanlarınızda da bunlarla ilgili bilgiler var. Homing dediğiniz bir kavram var. Bu bütün servo motorlarda genelde vardır. Ne demek hocam homing kavramı diye sorarsanız, homing kavramı şu aslında. Biliyorsunuz motorlarımızın arkasında encoder'lar var. Encoder'lar incremental. Bir de mutlak olarak yani. Incremental ve aynı şey. Evet, absolute olarak değişiyor. Incremental ne demek? Döndükçe pass üretiyor. Absolute ne demek? Konumunu unutmuyor. Hangi konumda olduğunu size belirtiyor. Evet. O resolver, sinüs kosinüs olan da resolver.
Bir de resolver'ı bize. Tamam mı? Şimdi tabii böyle durumlarda enerji kesildiği zaman incremental'da ve resolver'larda, resolver'lı encoder olanlarda, resolver'lı encoder yanlış olur. Resolver ve encoder'larda, incremental encoder'larda enerji kesildiği diyelim ki, enerji kesildiği anda konumunuzu kaybedersiniz. Çünkü enerji kesikken ben alıp motoru sağa veya sola hareket ettirebilirim değil mi? Döndürebilirim. Yani bir konum kayboluyor. Neye ihtiyacınız var? Referansa ihtiyacınız var. Ha o referansa biz homing diyoruz işte. Aslında en çok bunu nerede görüyorsunuz? Printerlarınızda görüyorsunuz. Printer'a ilk enerji verdiğiniz zaman bir printer böyle sağa doğru gider ve sola doğru yanaşır. Yani orada bir homing arar. Niye? O başlangıç noktasını fixleyebilmek için, öğrenebilmek için aslında. Burada bir homing kavramı var. Bu homing kavramını da buradan set edebiliyorsunuz. Aktif ya da pasif yapabiliyorsunuz. Neden pasif yapmak bazen gerekebiliyor? Çünkü absolute encoder kullanıyorsanız zaten o konumunu kaybetmiyor. Dolayısıyla 3 aşağı 5 yukarı bildiğiniz için ilk setinizden sonra o şey siz absolute encoder yani mutlak encoder sizin hangi motorunuzun hangi konumda olduğunu otomatik olarak söylediği için siz de konumu kaybetmiyorsunuz. Buradan da bunun ayarlarını yapıyorsunuz kısaca. Monitoring kısmında işte position monitoring diyoruz. Bu istediğiniz set değerine nasıl geldiğiniz, ne kadar bir hata ya izin verdiğiniz, otomatik kontrol dersinizde de görmüştünüz veyahut da görüyorsunuz. Burada bir toleransınız oluyor. İşte bir set değeriniz var, bir de actual value'nuz var. Ne kadarına izin vereceksiniz? Bunları buradan gözlemleyebilme ve aynı zamanda da değiştirebilme şansına sahipsiniz. Hocam bunların hepsi daha önceden çizilmiş mi yoksa otomatik çıkıyor mu? Bunlar hepsi hazır. Dikkat ederseniz biz bunları yüklemedik. Biz bunları ne yapacağız? Biz bunlarla tamam. Oynayarak, bunlara değerlerini vererek bunların aslında hepsinin programının yazılması lazım. Simotion programlarının özelliği bu. Simotion demek yanlış olur. Motion programlarının özelliği bu aslında. Bu motion driver'ların özelliği şu. Bunları hazır olarak yazmış birileri size koymuş. Siz yalnızca buranın kütüphaneye eklemişler. Çok doğru. Kütüphaneye eklemişler. O kütüphaneden şu anda yüklenmiş durumda. Siz ihtiyacınız olanları kullanıp kullanmama özgürlüğüne sahipsiniz. Ama tabii ki default olarak bir burada siz şu diyorsunuz ki 100 devre git. 100 devre git diyorsunuz ama o 100 devrin üzerinde ne kadar savunuyor? Bunlar hepsi içeride default olarak tanımlı aslında. Ama size o salınım az geliyorsa anlatabiliyor muyum? Ya da o salınımın daha hassas olmasını istiyorsanız, daha az salınmasını istiyorsanız o zaman ne yapmanız lazım? İşte PID katsayılarıyla oynamanız lazım. Oradaki referans aralığını belirtmeniz lazım. Toleranslarınızı mutlaka belirtmeniz gerekiyor. Profiller. Burada hareket profillerini tanımlayabiliyorsunuz. Şu anda dikkat ederseniz henüz boş burası. Çünkü herhangi bir şekilde bir hareket profili tanımlamadı. Burası kontrol panelimiz. Kontrol panelimiz tıkladım ama hiçbir şey görmediniz. Aslında o burada şurada aşağı doğru açıldı. Yani aynı motorda olduğu gibi yani driver'da olduğu gibi bir kontrol sayfası açıldı. Burada da daha önceden verilmiş bu ötekiden herhalde. Şu anda şey verilmiş aslında. Priority öncelik verilmiş aslında. Şu anda demek ki birinci eksenimiz değil mi? Birinci eksenin kontrolünü elde edeceğiz diye buradan söylüyoruz. Hemen 3 diyeyim buna. 3 bin daha olsun bir saniye. Evet. Buradan enable edeceğim. Bir dakika ben nereden girdim buraya? Eksen 1'den girdi. Eksen 1'den değil mi o? Evet. Bu yanlış oldu. Şu bir baktım bırakayım şunu. Demin bırakmadık herhalde. Bu otomatik olarak geldi. Şimdi eksen 1'e gidiyorum. Eksen 1'in altında kontrol paneline giriyorum. Buraya çift tıklıyorum. Şimdi açılıyor. Demin driver'ın yani sürücünün kontrol sayfasıydı. Buysa eksen 1'in kontrol sayfası. Bu biraz daha farklı. Şimdi göreceksiniz. Öncelikle yine kontrol önceliğini kendime atamak istiyorum. Stop alacağım diyor. Aynı şekilde ne kadar sürüyor? 3000 bir saniye diyeyim, accept diyeyim. Evet şu anda enable oldu. Kim? Eksen 1 enable oldu. Eksen 1 biliyorsunuz bizim motor birimizi ifade ediyordu. Şimdi bakın şurada ne yazıyor? Şimdi bu enables. Hatırlıyor musunuz? Motorda da enable etme diye bir tikimiz var. Tiklemiştik onu. Burada da bir buton olarak tanımlanmış. Bu ikon daha sonra program yazarken de karşımıza çıkacak. Bu ikonumuz var.
Onun dışında ne var? Öncelikle bir kere bu motoru döndürebilmek için ne yapmam lazım? Mutlaka safe enable demem lazım. Enable etmem lazım. Ondan sonra burada speed control özelliği var ya, buradan da hızını kontrol edebiliyorum. Burada position control travesty of the axis, yani burada hem hız hem pozisyon kontrol ediyor. Aslında şöyle, hız değerini veriyorsunuz ama o hız değerine gerçekten dönüp dönmediğini de içeride kendisi kapalı çevrim olarak da kontrol ediyor. Bir kontrolü var, yani istediğiniz pozisyonlardan ne kadar uzaklaştığınızı gösteriyor. Relatif ya da absolut pozisyonunuzu gösteriyor. Anlatacağım. Bu da hominid pozisyonunuzu gösteriyor. Enable ettim mi ben bunu? Etmedim ben. Bak. Şimdi enable etmek için switch axis enable diyor. Enable değil diyor. Burada hazır default değerler var. Hiç buralara girmeyeyim. Çok uzamasın. Şu anda enable oldu. Zaten şu anda sistemin çalışmaya hazır. Şimdi ne yapacağım? Ben hız değeri vereceğim. Speed diyor 10 milimetre bölü saniye. 100 olsun bu. 100 milimetre bölü saniye ile pozitif yönde dönsün ya da negatif yönde. İleri ya da geri. Start'a bastım. OK'ye bastım daha doğrusu. Şimdi ne yapmam lazım? Start'a basmam lazım. Start'a bastığım zaman birinci eksenim, yani birinci eksenim olmalı. Birinci motorum olmuş oluyor. Sağ yönde 100 milimetre bölü saniye hızla dönüyor. Bakın burada da görüyorsunuz. Gördünüz mü? Burada da bunu görebilme şansına sahip. Evet. Bu motion kontrolde genelde bu milimetre olarak, milimetre bölü saniye olarak veriyor. Ötekinde RPM veriyordu. Bunda milimetre bölü saniye olarak veriyor. Niye milimetre bölü saniye olarak veriyor? Şundan dolayı onu veriyor. Yani burada rediktör falan da bağlamıştık ya, bağlayacaktık ya. Onun ucundaki hız tabii ki ne olmuş oluyor? Lineer eksen hareketi olmuş. Motorla eksen arasındaki fark bu oluyor. Motorda RPM eksende çizgisel hız olarak karşımıza çıkıyor. Tabii biz bunu içeriden hesaplayabiliriz tabii. Motorumuzun bu çizgisel hızla gidebilmesi için kaç devirde dönmesi lazım gerekiyor gibi. Evet. Şimdi durduruyorum. Şuraya gelelim. Burada da aynı şekilde hem velocity'yi veriyorum, yine hızı veriyorum. Hem de pozitif şeyi veriyorum. Direction, yani yönü veriyorum burada. Aynı zamanda dinamik response var. Bu hızlanma rampası, yavaşlama rampası, trapezoidal gibilerinden değerler de veriyorum. Bakın smooth olduğu zaman bu sefer ne yapıyor? Buralardaki duruşların, kalkışların inmelenmelerini de istiyorum. İnmelenmeleri de belirleyebiliyorum. Ben şimdi trapezoidal seçiyorum ve bu şekilde yine aynı şekilde hız kontrolü için start'a basıyorum. Yine dikkat ederseniz hız kontrolü oldu. Burada şuna dikkat edin, her seferinde ileri doğru gidiyor. Farkında mısınız? Zaten özelliği bu. Bakın 7505 milimetre döndürmüşüm şu anda. Demin döndürmeye başladığımdan beri 7505 milimetre sağa doğru dönmüşüm. Doğru mu? Şu anda konumu da aklında tutuyor. Dikkatinizi çeker. Anlatabiliyor muyum? Şimdi dikkat, onun yanındaki kontrole geçiyorum. Yani pozisyon belirlemeye geçiyorum. Diyor ki pozisyon mesela 100 milimetre dön. Relatif demek şu demek, bulunduğum pozisyondan 100 milimetre dön ve dur. Yani çizgisel değer olarak 100 milimetre ileriye git ve dur demek. Bu şu demek. Bu demek. Pozitif yönde hızın da ne olacak? 100 milimetre bölü saniye olacak. Şimdi şöyle okey diyeyim. Okey dedikten sonra şuna bakmanızı istiyorum. 7505. Doğru mu? 100 milimetre dönecek ve duracak. Yani 7605'te durması lazım. Bakalım. Start'a bastım. 7605'te durdu. Gördünüz mü? Gitti. 100 milimetre durdu. Şimdi başka bir şey daha vardı orada. Tabii ona bakmadık. Relatif diyor. Bir de absolute diyor. Absolut ne demek? Mutlak değer. Mutlak değer olunca bakın relatif ve mutlak değer arasında bir fark var. Şurada direction var. Direction kayboluyor. Fark ettiniz mi? Neden direction kayboluyor? Şundan dolayı kayboluyor. Ben pardon bir daha şeyim. Ben nereye git dedim ona? 100 milimetre bölü saniye olan yere gitti. Saniye 100 milimetreye gitti. Neye göre? Neye göre? Pozisyonuna göre. Bulunduğu pozisyona göre 100 milimetreye git dedim. 100 milimetre. Hangi pozisyon hocam? Şimdi bakıyoruz. Şu anda ben neredeyim? 7605'teyim. Geriye doğru 100'e doğru. Aynen. Değil mi? 100'e gitmesi ne demek bunun? Geriye dönmesi demek.
nereye gidecek? 100 milimetreyi görene kadar da gidecek. Bakalım mı? Evet. Şimdi starta basıyorum. Bakın geriye dönmeye başladı. 7400, 7300'de gidiyor. Biraz hızlandırayım isterseniz şuradan. Hızlı gitsin. Hızlı gidecek ama 100 milimetreye geldi mi tak diye duracak. Tam konumunda. Hatasını da buradan görebilirsin. Yani milimetrenin kaçta kaçı hatayla ekseninizi takip ediyor. Onu görme şansınız var. Bayağı da ileri gitmişiz farkındaysanız. Yani 4200'deyiz şu anda. Ama bu şekilde gidecek ve o istediğimiz konuma geldiği zaman da otomatik olarak duracak. Evet, 2000'e geldik. Son. Bayağı da döndürmüşüz ya. Fark etmedik bile. Gözlerseniz nasıl durduğunu gördünüz değil mi? Hiç şey yok. Hatta 146'da durdu hatta. 146'da frenledi. Sen göremedin. Aslında o yüzde durdu ama sen orada göremiyorsun. Çünkü o geçmedi, zaman geçmedi. Şuraya kapalı. O ne yapıyor? Yavaşlayarak durmuş olabilir mi belki? Kesin o rampalı duruyor. Rampalamayı da ayarlıyoruz zaten. İstiyorsanız o rampaları arttırabilirsiniz. Biz daha önce inverterle anlattım ya size. İnverterin üzerinde o rampaları ayarlamıştık. Burada rampaları ayarlamak ne kadar kolay gördünüz mü? Biz yalnızca oraya gelip o rampaları ayarlıyoruz. Yani nereden? Şuraya geliyorum. Dinamik respons diyorum. Bu rampayı değiştirirsem çok yavaş bir şekilde gider. Değiştireyim mi? Mesela bu kaç olsun? Milimetre bölü saniye kare yavaşlık hızlandık. Yavaşladıkça bu yavaş hareket ediyor. 10 diyeyim bunu. Hızlanması. Hatta çok fark edebilmek için belki 2 falan demek lazım. 3 diyeyim hadi. Şey pardon. 5 diyeyim. 5. O 1000 temin 100 müydü burası? 100'dü hocam. 100'dü değil mi? 1000 tamam. Değil mi? Yavaşlama çok daha hızlıymış. Bakın 1000. Zaten tap diye duruyordu. Evet. Tersti bundan. 1000 milimetre bölü saniye kare çünkü. Tamam mı? Şimdi kalkarken böyle çok yavaş bir şekilde hızlandığını göreceksiniz. Durmasını da yapalım. Durmayı ne yapalım? 10. Yapalım. Peki. 10 yaptık. Şimdi okey diyelim. Şimdi hedef belirtmemiz lazım ama. Bakın bu hızdı. Bu da hedefimizdi. Hedefimiz %100'ü nereye gönderelim? 500'e gitsin ya. Değil mi ya? O lampayı görelim ya. 500'e gitsin. 450'ye başlar. Bilmiyorum bakacağız şimdi ben de bilmiyorum. Evet. Start'a basıyorum. Görüyor musun? Hızlanmadı. Böyle sesi duymamız lazım. Bak hızlanıp duracak mecburen. Bak otomatik her şey kendi hesabı. Bak daha yavaş maksimum hızına ulaşamadı. Fark ettiniz mi? Maksimum hızına ulaşamadan yavaşlamaya geldi. Demek ki 500'de. Abi şöyle yapalım. Biz bunu şöyle yapalım. Rampalar bariz değiştirebiliriz aslında. Rampaları değiştirebiliriz. Yani. Çok beklemek yerine... Çok yavaş olur. Çok sıkılırız diyorsunuz. Beklemek yerine rampayı değiştirelim. Rampayı nasıl öğrendik diyorsun artık. Rampayı değiştirelim. Peki ne yapalım söyleyeyim. Kaç? 50 falan. O önündeki şey var ya kopar. Motor, o önündekini 50 falan ya. 50'ye. Aslında ben daha güzel görmeniz için 10 diyorum şurası. Şurası da 10 oldu. Bu güzel. Peki. Şurada 1500 yapalım. Şimdi start edelim. Bakın yavaşlıyor. Şey hızlanıyor. Rampayla. Duydunuz değil mi? Artık geldi. Şimdi yavaşlamaya başladı. Evet. 1100'de şu an yavaşladı. Kaliteli falan bir şey. Şunu şey yapalım aslında. Sıfıra göndereyim isterseniz şimdi de. X pozisyonu sıfır olsun. Başlangıca gönderiyoruz. Şimdi bakın geri doğru döndürüyor. Yine rampalı kalktı. Şu anda 100 devire ulaştı. Zaten buradan görebilirsiniz. 100 devirde. Yavaşlamaya başladı. 73, 65, 60, 55. Saniye 10 oranında. Evet, 10 oranında azalmış. Evet. Ve geldi ve istediğiniz konumda da durdu. 0, 0, 0. Pozisyonu durdu. Rampalarımızı eski haline getirebiliriz. Sonra. Şimdi arkadaşlar, Simulation'da programlama
kısmına geçelim. Yani C-Motion kısmında program yazmak. Nasıl program yazacağız? Nasıl programlayacağız? Ona bakalım. C-Motion'da programlamak için birçok yöntem var aslında. 4 farklı şekilde program yazabiliyorsunuz. Hemen şunları öncelikle kaldırayım. Burada 425'in altında Programs diye bir kısım var. Bakın şurası. Şurayı açıyorum. Bakın şurada da gördüğünüz gibi insert ST source file diyor. ST C programlama. C programlama yani. C diliyle programlama yapabiliyorsunuz burada. Başka MCC. Bu Pascal'da da öğrettiğimiz, şeyde de öğrettiğimiz, biraz bahsettiğimiz, PLC'de de öğrettiğimiz akış diyagramlarıyla programlama. Insert ladder ve fonksiyon blok diyagram. Bunları otomasyon dersinde PLC'leri programlarken kullanmıştık. Insert DCC chart diyor. Bu da DCC chart'ta lojik devreler, lojik kapılarla program diye düşünebilirsiniz. Bu böyle bir kutucuklar var. Lojik kapılarla anlamına gelen şeyler. Biz daha çok C-Motion'da programlama yaparken MCC'yi kullanıyoruz. MCC'yi kullanırken de şöyle bir şey yapıyoruz. Buraya insert MCC unit diyorum. Insert MCC unit deyince bana diyor ki bir tane sen MCC unit programı oluşturacaksın. Buna bir isim ver diyor. Ben genelde deneme ismini kullanıyorum biliyorsunuz. MCC dene diyorum. Dene. Bu benim ana programım oluşuyor. Okey'e basıyorum. Şimdi dikkat edin. Burada MCC dene diye bir alt sekme oluştu. Bu alt sekme ile beraber Interface ve Implementation diye iki tane tablo oluştu. Bu tabloların amacı şu, burada değişkenleri tanımladığım bloklar bunlar. Tablolar bunlar. Ben kullanacağım değişkenleri burada tanımlıyorum. Hatırlarsanız size Pascal dersinde de global ve lokal değişkenlerden bahsetmiştim. Global değişkenler neydi? Global tanımlandığı zaman bütün program içerisinde tanımlanıyordu. Lokal tanımlandıysa ise yalnızca alt programda geçerli. Bakın burada da var. Mesela birinci sınıfta ne öğretiyorsa bakın bunlar Interface Exported Declaration diyor. Bunlar hangi değişkenlerimiz? Global değişkenlerimiz. Yani buraya tanımladığınız değişkenler bütün C-Motion içerisinde her yerde kullanılabiliyor. Implementation Source Implementation kısmındaki Source Internal Declaration ise yalnızca bu yazdığınız MCC dene altındaki MCC programlarında geçerli oluyor. Bunu yaptıktan sonra ayrıyetten bu benim aslında bir anlamda klasörümün ismi oluyor. MCC dene. Klasörümün ismi. Bunun altına girdiği zaman insert MCC çarpı her birisi için bir program parçacığı. Yani şöyle düşünün, burada alt programlar. Alt program parçacıkları da oluşturuyorsunuz. Hemen buraya çift tıklıyorum yine. Bana diyor ki bu MCC çarpın alt programın ismine yine buna dene diyeyim ama denenin altındaki o klasörün altındaki bir numaralı programım olsun. Yani bu şöyle düşünün. Ana programınız MCC deneymiş gibi düşünün. Alt programı. Onun altındakiler de MCC chartlarda fonksiyon blokları gibi düşünebilirsiniz. Yani fonksiyonlar olarak düşünebilirsiniz veya alt programlar olarak düşünebilirsiniz. Onun altına tanımladığınız bloklar olur. Okey diyorsunuz. Okey dediğiniz zaman bakın çok tanıdığınız bir ifade karşınız. Başta ve son. Bunun altını arasını doldurmak sizin için. Diyor ki ben hazırım diyor. İşte başta işte. Bu arada istediğini doldurabilirsiniz. Tamamen Pascal dersi gibi, bilgisayar programlamaya giriş dersi gibi birinci dersimize ya da Delphi. Delphi kim almıştı benden? Evet. Sizin çok işinize yarayacak mesela burada. Çünkü çok benzer. Bakın buradaki ikon tablolarına bakın. Bunlar şimdi burada kullanabileceğim benim ikonlarım. Basic komutlar yani temel komutlarım. Bu ne? Wait time diyor. Buraya, şuna, buraya bu ikonu seçerseniz, buraya koyarsanız sizin istediğiniz süre kadar orada durur. Adı üstünde. Delay gibi. Wait time. Bu ne? Wait for access. Seni bekler. Eksenin o değere gelene kadar. Dersiniz ki ya, eksen şuraya gelene kadar bekle. Wait for signal. Bu ne demek? Bir sinyal bekliyor. Bir sinyal bekliyor. Ya da bir input bekliyor aslında. Bir giriş bekliyor. Bir giriş gelene kadar burada bekle. Yani program başlar. Bir giriş gelene kadar burada kalır. Başka mesela ne var? Wait for condition. Durumu bekleme. Bu ne? Modül. Modül şu demek. Siz diyelim ki bir tane alt program yazdınız. Birçok giriş var. Bunu tek modül haline de getirebiliyorsunuz. Şimdi bir alt program oluşturdunuz ya. Bunu bir modül yap dediniz. Dolayısıyla ne oluyor? Hiç kafanız karışmıyor. Örneğin bir
Bir motoru durdurmak için önce enable ediyorduk, değil mi? Ondan sonra eksen hız değerini veriyorduk vesaire. Bunlar bir modül olabilir. O modülü de istediğiniz zaman hazır olarak alır kullanırsınız. Bir anlamda fonksiyon gibi de düşünebilir. Burada birçok onun gibi fonksiyonlar var. Sistem function call, yani alt program çağırma. Sistem function call'u şeyden de hatırlarsınız. Otomasyon dersinden. Fonksiyonları çağırıyordu ki otomasyon dersinden. Evet. Hatırladınız mı? Evet. Onlar set komutumuz, reset komutumuz, variable assignment, variable atamak, yani değişken atamak. Bak şimdi bu çok güzel. Buraya hemen onu ekleyeyim isterseniz. Niye daha önce gördüğünüz bir şey olacak? Shift tıklıyorum. Buraya geldi. Burada bir değer atacakmış. Hani işte C'ye 10 değerini atamak gibi. Sayıcıya 20 değerini atamak. Shift tıklıyorum. 2 nokta üst üste eşittir. Gördünüz mü? İşte buraya sayıcı diyorsunuz. 2 nokta üst üste eşittir. 10. Sayıcı 10'a... Bir şey yapmamız gerek yok. Aynen. Çok güzel. Tamamen aslında şeye de benziyor. Delphi'de de anlatmıştım ya size. Modüler yapı yani. Bir anlamda logo gibi. Logo gibi birleştiriyorsunuz. Çok kolay. Anlaması, takip etmesi de kolay. Tabii başlangıçtan biraz zor. Yani çok bir sürü komutlar var çünkü. Ama sonuçta anlaması çok basit yapılar. Özellikle öğrendikten sonra çok kolay geliyor. Takip etmesi de çok kolay geliyor. Onun dışında neler var? Task komutlar var. Task komut dediğimiz şey ne? İşte start task, başlama taskı. Yani nereden program başlıyor? Interrupt task. Yani arada interruptları da göstermiştim size hatırlıyorsanız otomasyon dersinde. Yine burada da interruptlar çok kullanıyor. Continue task. Bir ara verdiniz devam etmek için. Bunlar tasklarla ilgili ikonlar. Burada program structures. Program yapıları. Ne var? Bakalım. If. Gördünüz mü? Bu nereden? Bilgisayar programlamaya giriş. While, for, until, case, go to, selection, return. Gördünüz mü? Bunların hepsini aslında biz bilgisayar programlamaya giriş dersinde görmüştük. Hiçbir şeyi boş öğretmemişiz. Değil mi? Bak 4. sınıfa geldiniz. 4. sınıfta şimdi öğrenerek yani hareket kontrol dersinde, motion kontrol dersinde yarın bir paketleme makinesi, bir kesme makinesi, bir uçan testere, bir rotatif kesim yapabilme şansına sahip olacaksınız. Bunlar hep aslında temeli nereden geliyor? Bilgisayar programlamadan geliyor. Communication, yani haberleşme ile ilgili alt konu. Bizim en çok kullandıklarımızdan bir tanesi de şu single axis command. Yani tek eksenli komutlarımız. Mesela bu ne? Switch axis enable. Bir motoru çalıştırabilmek için ne yapmam lazımdı? Enable etmem lazım. İşte bunu alıp koyuyorum. Başka ne yapmam lazım? Disable etmem lazım. Gerekiyorsa. Başka? Switch off. Başka bu speed specifications. Biraz evvel görmüştük. Hatırladınız mı? Start axis position. O pozisyondan itibaren başlıyor. Stop axis. Continue motion. Homing axis. Bunlar aslında position axis. Biraz evvel yaptığımız, denemesini yaptığımız şeyler. Bunlar hep böyle kutu kutu. Dolayısıyla siz hangisine ihtiyacınız varsa bunları kullanabiliyorsunuz. Burada mesela encoder'larla ilgili şeyler. Absolute seçiyorsun, diğerini seçiyorsun. External demek şu demek. Bir motorun ekseni var, encoder'ı vardır. Bir de istiyorsunuz dış hattın kaynağı. Encoder'ını da okumanız lazım. Bir hattınız varsa hattın hızını ölçmek istiyorsunuz. Nereden öğreneceksiniz? Hatta bir encoder bağlıyorsunuz. Hatta bağladığınız encoder'ın özelliklerini buradan girip oradan gelen şu değere ulaştığı zaman şunu yap demeyi buradan yapacaksınız gibi. Burada onlarla geçiyor. Bu year-end canning commands. Şey, redüktör kullanmayacak mısınız? İşte redüktörleri buradan tanımlayacaksınız. Redüktörlerin özellikleri, hangi dönüştürme oranları var falan filan. Buradan bazı diğer komutlar. Important komut, yani bu birazcık daha şey yani en çok kullanılanları buraya çıkartmış. Set komutu hatırlıyorsunuz basic, basic'in içindeydi bu. Variable, if, specifications, home, position axis gibi. Bu online correction. Evet. Şimdi bu benim neyim oldu? Bu benim aslında program oldu. Birazdan bunun için doldurmayı öğreneceğiz. Birazdan bunun için doldurmayı öğreneceğiz. Bir tane daha MCC chart eklemek istiyorum. Onu niçin eklemek istediğimi birazdan göstereceğim. Hem tekrar etmiş olalım hem de başka bir amaç için de kullanacağım. Şimdi bir tane daha chart ekliyorum. MCC dene 1 diye hatırlıyorsanız. Burada MCC dene 2 diyeyim. MCC dene 2. Okey. Şimdi ne oldu? Benim şeyimin MCC denemin altında MCC dene 1 ve MCC dene 2 diye iki tane
şeyim, programım olmuş olur. Bunu bir compile edelim, save and compile edelim. Böyle ara sıra save and compile yapmakta fayda var. Neden? Herhangi bir hatanız varsa şuradan görebilme şansınız var. Hatanız burada alt kısımda görünür. Siz de onun bir hatanız oluştuysa bir önceki save and compile ile bu arada yapmışım hatayı deyip hemen geriye gidip nerede hata yaptığınızı düzeltmek açısından iyi oluyor. Çünkü eninde sonunda gözümüzden kaçan bir şeyler olabiliyor. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi peki hocam, ben bu programları yazdım. Şimdi ben boş programlar fark etmez ama ben bu programı nasıl çalıştıracağım? Nereden çalıştıracağım? Ona bakacağız. Onu da şuradan execution system var. 425'in altında execution. Yani bu ne demek? Çalıştırma sistemi. Şuraya çift tıklıyorsunuz. Çift tıklıyorsunuz da sağ tarafta pencere açıldı. Şunu biraz sıkıştırayım, daha gözünüzü net görelim. Şöyle biraz buraya getireyim. Şunu da şöyle getireceğim ki tam görünebilsin diye. Biraz açmakta fayda var. Birazdan açalım. Bakın arkadaşlar, bir Simotion içerisinde ki yürütülecek şeyler, tasklar bunlar. Bunlar şu mesela, bir Motion tasklarımız var. Motion task demek benim yazdığım hareket kontrol programları demek. Bu 1.425'te 32 eksene kadar kontrol yapabiliyorsunuz. 32 eksene kadar. 32 eksen içinde 32 ayrı program da yazabilirsiniz. Dolayısıyla her biri için alt program kullanabileceğiniz motion task'lar oluşturulmuş. Kullanmak zorunda mıyım? Hayır. Ama o sana açmış. İster bir eksen kullan, ister iki eksen kullan. İstediğini yapabilirsin. Bu motion task'ların yürütülme mantığı bu. Ben altına iniyorum. Neler varmış diye bir kabaca bakayım. 32 tane demiştim. Background task'ım var. Ondan sonra servo synchron task'ım var. Synchron task'ım var. Ondan sonra PVM task'ım var. Ondan sonra IPO dediğimiz, yani synchron task'ların iki tanesi var. Bir IPO 1, IPO 0 var. Bir de IPO 2 var. Interpolasyon da geçiyor. IPO interpolasyondan geliyor. Interpolasyon task'ı diye de karşımıza çıkıyor bunlar. IPO task olarak da karşımıza çıkıyor. Peki başka neyimiz var? Geliyorum. Input task'larımız var. Yani giriş task'larımız var. Ondan sonra sistem interrupt'larımız var. Sistem interrupt'ları ne demek? Şu demek, yani bir hata oluştuğu zaman bu programlar yürütüyor. Timer interrupt'larımız var. User interrupt task'larımız var. Bunlar bir programın içerisinde, bir 425'in içerisinde yürütülecek olan programların hepsi. Hepsi yürütülmek zorunda değil. Ama bütün bunları boş olarak sana veriyorum. İster ki doldur, istiyorsan doldur. Şimdi peki, hocam ben şunu merak ediyorum ya. Biz PLC'de ne kadar rahattık aslında. Bizde PLC'de bir tane program bloğumuz vardı. Bunu organizasyon bloğu da diyordu aslında. Biz o organizasyon bloğumuzun içerisinde programımızı yazıyorduk. Program end'e geldiği zaman ne yapıyordu? Başa dönüyordu ve sürekli olarak dönüyordu, değil mi? Gayet güzeldi. Hayatımızda fıstık gibiydi. Programımızı yazıyorduk, çalıştırıyorduk, başa dönüyordu. Sürekli olarak da sistem çalışıyordu. Burada da o var. Bakın, background task'ımız tamamen PLC mantığıyla çalışan program yapımız. Bu background task'ımız. Motion task'larımız ise şöyle, biraz evvel yazdık ya, begin de başlıyor, end de gelince duruyor. Ha. End'e geliyor, bakın başlıyor, end'e geldiği zaman duruyor. Tekrar bunu başlatmak istiyorsan background task'un içinden, işte atıyorum motion task 1'in içerisindeki şu programı tekrar çalıştır demen lazım. Anlaşıldı mı? Güzel. Peki motion task'lar 32 tane de var ve bunlar dikkat ediniz paralel olarak çalışabiliyorlar. Buna multitasking deniyor. Multitasking, yani aynı anda birden fazla işlemiyor. Bir zaman paylaşımı var mı? Evet var. Bir zaman paylaşımı var. Şöyle ki bu zaman paylaşımı şu. 20 birim olarak düşünün bir motion olayının, motion programının. Bu 20 birimin default olarak 13 birimi background task'taymış. 7 birimi de motion task'taymış.
Yani burası için harcanan sürenin 7 birimi motion task'ta, 13 birimi background task'ta. İstiyorsanız tabii bunu önceliklerinize bağlı olarak değiştirebilirsiniz. Ne demek önceliklerime bağlı olarak değiştirmek hocam? Şunu yapabilirsin yani. Background task'ı atıyorum 5 birime düşürüp ötekini 15 birime yükseltebilirsin. Hocam bu birim neye göre değişiyor? Scan time'ımıza göre değişiyor. Nasıl yani? Şöyle. Programınızın başlangıcından sonuna kadar örneğin bütün programı işletmek 3 milisaniye oldu. O 3 milisaniyeyi 20'ye böleceksiniz. O böldüğünüz 20'nin 13 biriminde background koşar, 7 biriminde de motion task koşar. Anlaşıldı mı? Böyle bir yapısı var. Peki başka ne var hocam program için? Başka timer interrupt task'larımız var. Timer interrupt task'larımızı hatırlıyor musunuz? Şeyde, otomasyon dersinde anlatmıştım. Değil mi? Timer interrupt'lar diye geçiyor. Evet. Watchdog timer ayrı. Watchdog timer neydi? Eğer benim belirlediğim bir sürenin üzerinde şey yapıyorsa, scan time'ı tamamlıyorsa program duruyordu ve PLC'yi düşürüyordu. Hatırladınız mı? Yani CPU'sunu düşürüyordu. Arızaya geçiyordu. Oysa ki timer interrupt neydi? Örneğin her atıyorum 10 milisaniyede bir işlem yapacaksınız. Her 10 milisaniyede. Her 10 milisaniyede o programın yürütmesini istediğiniz şey timer interrupt olur. Başka neyin vardı? User interrupt, kullanıcı interrupt ya da olay interrupt'ı diyorduk. Bu ne demek? Örneğin input 0.5 geldiği zaman program neredeyse dur, interrupt'a git, interrupt'taki işlemleri bitir, sonra kaldığı yere geri dön. Hatırladınız mı bunu? Buna user interrupt veyahut da kullanıcı interrupt'ı diyor. Evet. İşte o da burada tanımlanıyor. Burada, bunlar da burada aslında. Bir de sistem interrupt task'larımız var. Bunlar da sistemin gerektirdiği interrupt'lar. Yani sistemin içinde yapacağı bazı görevler var. Onları şey yapacak. Senkron task'lar, işte senkron çalışacağı task'lar. Bunlar hep tabii zamana bağlı. Bunlar da sürekli dönmekte. Dikkat edersin. Bir tek motion task'lar elde kadar gidiyor. Ondan sonra duruyor ve ben tekrar başlatıyorum. Bütün yapı bu çerçevede devam ediyor. Yani bir motion kontrolün içerisinde, motion kontrolün içerisinde gördüğü görevler, tasklar bunlar ve bu tasklar bu hiyerarşi içerisinde çalışmak. Evet. Şimdi hocam ben örneğin biraz evvel iki tane program oluşturdum. Hangi programları oluşturdum? MCC dene 1'i oluşturdum. Bir de MCC dene 2'yi oluşturdum. Örneğin ben MCC dene 1'i çalıştırmak istiyorum. Şu anda oraya begin enter'sa bir şey yazmadım ama varsayın ki yazdım. Şu anda hiçbir şey yapmaz. Siz şu anda 425'i çalıştırın. Hiçbir şey yapmaz. Niye? Ben bunu ne zaman çalıştıracağını söylemedim. Veya da herhangi bir motion task'ın içerisine atamadım. Ben yalnızca yazdım ama sen bunu çalıştır demedim. Şimdi ne yapacağım? Örneğin motion task 1'in içerisinde onu çalıştırmak istiyorsam motion task 1'in içerisinde diyorum ki dene 1 olan task'ı program, kullanılan programlar içerisine ekle. Bu şu demek arkadaşlar. Program çalışmaya başladığı zaman bunu işletecek demek. Hangi program? Motion task çalışacağı zaman. Burada task configuration var. Task configuration'dan da evet oraya atadın ama bunun ne zaman aktif olmasını istiyorsun? Activation after startup task. Yani ilk başladıktan sonra motion'un startup task'larını bitirdikten sonra burayı aktif et demeniz lazım ki çalışabilsin. Buraya geldikten sonra şurada close bir butonumuz oldu. Tabii ekranımız çok büyük olmadığı için onu şey yapamıyoruz. Evet, yes diyor. Şimdi buraya kadar geldik. Bir daha gidiyorum şeye. Execution'larıma. Bakın motion task'ımın içerisinde dene MCC dene bir task'ım var. Gördünüz mü? Bu şu demek. Program çalışmaya başladığı zaman buradan gelecek ve buradan dene MCC, dene 1 içerisindeki programımı çalıştıracak demek. Anlaştık mı? Ben bu C-Motion'u run'a aldığım zaman bu programı çalıştıracağım. Buraya kadar soru soran var mı? Şimdi arkadaşlar programımızı çalıştıracağız o zaman. Çalıştıracağız ama çalıştırmadan önce bir şeyi daha hatırlatmak istiyorum. Burada bizim sistem interrupt task'larımız var. Bunlar fault task'ı. İşte time fault task, time fault background task, teknoloji fault task, peripheral fault task, execution fault task. Herhangi bir hata olduğu
konuştuğu zaman program sistem gereği bunun içerisine gelir. Bunun içerisine girip programı yürütür. Bunların içerisinde de her birinin içerisinde program var aslında. Bunun içerisine girecek ama bunun içinde herhangi bir program yok. O zaman hataya düşüyor işte sistem. Onun için ben genelde, ben derken biz bu sistem programı yapayım. Buraya ilk başlangıçta çalıştırabilmek için bir deneme boş da olsa bir dosya oluşturmamız lazım. Ben bu sebepten dolayı Deney 2 isimli alt program oluşturdum. Şimdi Deney 2 hatırlıyorsunuz Begin'i ve End'i olan bir boş bir program. Herhangi bir şekilde bu hataya girerse, ben diyorum ki herhangi bir şekilde bir hataya girerse Deney 2'yi işlet diyorum. Deney 2'de bir şey var mı aslında? Yok. Ya bu ne demek? Göz ardı et demek. Anlatamıyorum ya. Yani git oraya ama hiçbir şey de yapma. Çık diyor. İdare et. Hani idare et modu yani. Ha tabii şu var. Timer fault geldiği zaman aman bilmem ne olmuştur. Uyar kullanıcıyı. Aslında şöyle bir hata oluşturmuştur falan filan yapmam lazım. Ama ben şu anda bir deneme yapıyorum. Bu deneme de yaptığım için, bu denemeyi de yaptığım için şimdilik onun için buraya boş bir dosya oluşturuyorum. Bakın bunu atadım. Şimdi tabii bütün faultları onlara atamam lazım. Çünkü hangi faultun geleceğini bilmiyorum. Bunun içerisinde de aynı şekilde boş dosyamı atıyorum. Kaç defa kullandıysam da bu dosyayı yanında sayısı çıkıyor. Bakın iki defa kullandım, iki oldu. Üç oldu. Peripheral fault. Çevre birimlerinde bir hata oluşmuş oldu. Touch panel yok. Bir şey var. Her şey olabilir. O zaman bunu yap. Şunun içerisinde de bunun işte. Güzel. Şimdi ne yaptım? 5 tane programı bunları yükledim. Dediğim gibi amaç şu. Herhangi bir hataya girdiği zaman buradan pas geçsin diye, benim CPU'mu düşürmesin diye yaptığım bir aslında geçici bir manevra. Başka bir şey değil. Şimdi bir de bir compile edeyim. Bir hatam var mı diye bakayım. Evet, create procedure successful diyor. Hatasız olarak yapılmış. Güzel. Şimdi artık ilk programımızı yazabiliriz. Nerede program yazıyorduk biz? Yani, evet, biz hatırlıyorsunuz task 1'i işleteceğiz değil mi? Şu anda bakarsanız bir tek motion task 1'in içerisinde MCD deneme var. Bir tek bu. Demek ki ben programı buraya yazacağım. Hemen gidiyorum onu buluyorum programımda. Neredeydi benim o programım? MCC, yani şurada. MCC deney. Şuraya çift tıkladım. Start'ın ending geldi. Bir motoru döndürebilmek için, aslında anlatıyorsun. Bir motoru döndürebilmek için ne yapmamız gerekiyordu? Öncelikle enable etmemiz gerekiyordu. Sonra da hız referansı vermemiz gerekiyordu. Değil mi? Biraz evvel de aslında eksenlerden manuel olarak çalıştırmıştık. Hemen bu burası yanıp sönerken nereye gidiyorum? Şu benim signal access komandlarıma gidiyorum. Switch enable var. Şuraya çift tıkladım. Bakın switch access enable kutusu geldi. Bu köşede bunu gördüğünüz zaman bu şu demek, bunun içerisinde herhangi bir şey yazılmadı henüz. Birazdan yazılınca o köşedeki bu üçgen karartının kaybolduğunu göreceksiniz. Girdim içeri. Burada bir şey yapmama gerek var mı? Yalnızca enable ediyor. Temin de bir şey yapmamıştım zaten. Okeyliyorum. Bu eksen, pardon. Hangi ekseni? Birinci ekseni şey yapıyorlar. İkinci ekseni de enable edebilirdim. O zaman buradan ikinci ekseni de seçebilirdim. Ama ben birinci ekseni enable ediyorum. Enable ettim. Dikkat ederseniz köşedeki üçgen kayboldu. Enable edeceğim. Ondan sonra bir hızla da dönmesini istiyorum. Yine benim eksen hareketlerime gidiyorum. Hangisini? Şuydu hatırlıyorsanız. Speed specifications. Buraya geldi. Buraya çift tıklıyorum. Biraz evvelden de hatırlarsınız. Default olarak bir, benden bir hız değeri istiyor. Ben şuraya milimetre bölü saniye olduğuna göre 100 yazayım. 100 milimetre bölü saniye ile dönsün. Direction, default, yönde seçebilirim. Negatif, pozitif, en son programladığın yönde gibilerinden pozitif olsun. Heh. Şimdi burada da bu bir kutu. Şöyle accept diyorum, okey. Bu bir kutu arkadaşlar, tamam mı? Bu kutu işletildikten sonra aşağı inecek, doğru mu? Ha, bunun işletildikten sonra hangi durumdayken aşağı ineceğini ve burada belirleyebiliyorsunuz. Yani bu şu anda kutu ne yapıyor? Ben 100 milimetre bölü saniye hızla dön diyorum ona. 100 milimetre bölü saniye hızla dön diyorum. Dön dedim ama ne zaman bu kutuyu terk edip bir alttaki adıma geçecek dedi. Burada alttan şey yapabiliyorum. Diyor ki speed reached. Bu hıza ulaştığı zaman şuradaki şekillere dikkatinizi çekmek istedim. Bu size ipucu da verir. Bakın rampalanmış istediğim hıza geldiği zaman. Görüyor musun? Şimdi bak. O şekle dikkat et. Start
motion start. Motion start olduğu zaman bak start olur olmaz. Gördünüz mü? Bu buradan buraya geldi. Ondan sonra başka ne var bakalım? End of set point interpolation. Sonuna geldiği zaman yani bittiği zaman. Şimdi bunu da mutlaka belirtmeniz gerekiyor. Hemen ben burada ne yapayım? Speed. O hıza ulaştığı zaman bir alt konuma geçsin diyor. Accept diyorum. Okay diyorum. Şimdi bakalım yine bir hata yaptım. Eksen 1. Tabi buradan rampaları yine ayarlıyoruz. Expert ayarlarımız var. Falan filan. Onlara girmiyor. Tamam mı? Bunları biraz evvel göstermişim. Daha sonra göstereyim. Şu anda aslında ilk programımı yazdım. Ne istiyorum? Enerji geldiği zaman, yani PLC RAM konumuna geldiği zaman start gelecek, birinci eksilimi enable edecek ve 100 mm bölü saniye hızla döndürecek. Dedim bu artık program. Şimdi bunu compile ediyorum. Save and compile ediyorum. Yatam var mı diye bakıyorum. Güzel, hatam yok. Burada altta gösteriyor bana. Şuraya geldim. Şimdi şurada bir deneme yapayım mı? Aslında 425'in altındaki bütün hepsini yapar öyle. Ben yanlışı burada yapmıştım. Şimdi programımızı yükleyelim. Bu yeşil ve kırmızıların ne olduğunu biliyorsunuz. Programla, bilgisayardaki programla Simotion içerisindeki programın aynı olmadığını gösteriyor. Tamamen yeşil olursa o zaman da çalıştırabilirsiniz. Yani bilgisayarınızdaki programla Simotion içindeki programın aynı olmasını garantiliyor. Bak bunlar aynıymış. Mesela. Eksenler aynıymış. Orada bir sıkıntı yok. Evet. Şimdi bakıyorum. Her taraf yeşil. Gördünüz mü? Şimdi programı yükledim. Run etmem lazım. PLC'de de hatırlıyorsanız run butonu var. Nasıl run edeceğim? Burada 425'in üzerine gelip sağ tuş yapıp şurada target device var. Target device'in altında operating state diye bir kısım var. Buraya tıkladığın zaman bu SC300'de çalışanlar bilirler. Bir start stop anahtarımız vardı. Bu PLC'yi start ve stop eder. Gördünüz mü? Bu var. Bakın şu anda stop modunda. Buraya bir öyle gidebilirsiniz. Bir de kontrol I tuşumuz vardır. Kontrol artı I. İkisine birden de basarsanız yine bu pencere açılır. Şimdi ben buradan run ettiğim zaman ne olacak? Start'a gelecek. Eksen 1'i enable edecek ve ne yapacak? Evet. Ve aynı zamanda da 100 milimetre bölü saniye hızla da şeyi döndürecek. Birinci ekseni döndürecek. Bakalım. Gördünüz mü? Run oldu. Dönüyor. Şu anda burada işlemi devam ediyor. Stop ettiğim zaman da duruyor. Gördünüz mü? Peki. Bir daha run edelim. Stop ediyorum. Evet. Evet. Alarmlar oluştuğu zaman burada alarm acknowledge'da aslında alarmları da durduruyoruz. Buraya kadar soru soran var mı? Peki. Tamam hocam iyi oldu, hoş oldu, güzel oldu ama biraz sanki eksik oldu hocam. Ne gibi? Şimdi bak her seferinde ben gidip şimdi bir bilgisayar alıp buradan run stop mu yapacağım ben? Bir butona basayım. O butona bastığım zaman eksen dönsün. Bir butona bastığım zaman dursun. Dolayısıyla neyi tanımlamam lazım? Giriş ve çıkışları tanımlamam lazım. Bakın bizim cihazımızın da hemen sağ tarafında giriş çıkışlarımızı birer anahtarla girişlerimizi anahtarla çıkışlarımızı bir ledle. O ledlerin nereye bağlı olduğunu görmemiz lazım. Yani neyi tanımlamam lazım? Ben şu anda Simotion'u her şey tanımladım ama IO'ları yani giriş ve çıkışlarımı henüz daha tanımlamadım. Henüz onları belirtmedim. Onun için IO'ları tanımlayabilmek için Synamics Integrated var sol tarafta. Synamics Integrated'ın altında şurada Synamics Integrated'ın altında Control Unit'in altında şurada Input and Output var. Görüyor musunuz? Buraya tıklamanız gerekiyor. Burayı açmanız gerekiyor. Bakın burada sağ tarafta aslında benim dijital inputlarımı gösteriyor. Bunların ne olacağını gösteriyor. Yalnız bunlara müdahale edemezsiniz. Hangi pozisyondayken edemezsiniz? Online moddayken bunlar üzerinde bir değişiklik, bir düzenleme yapamazsınız. Onun için offline'a geçiyorum şuradan.
offline'e geçti. Şimdi offline'e geçtiğim zaman bakın diyor ki dijital input 0. Şu anda boşta. Şu anda dijital input 0'ın ne olacağı belli değil. Ben buraya tıklıyorum. Şöyle. Diyor ki neye bağlamak istiyorsun? Ben dijital input simulation'a bağlanmak istiyorum. Ve kontrol unit üzerinde. Bu. Şu anda dijital input 0 simulation dijital input'un kullanmış olur. Dijital input 1'i de bağlayacağım. Onu da bağlıyorum. Bir saniye bakayım. Evet. Hem kontrol unit hem de bu bağlanmış oldu. Bu da aynı şekilde. Şimdi bunu diğerlerini kullanmayacağım şimdi. Onun için bağlamıyorum. Ama kullanacaksam diğerlerini de mutlaka bağlamam lazım. Bu şekilde ben dijital girişlerimi tanımlamış oluyorum. Hemen save and compile yapıyorum. Bir hata yapıp yapmadığımı göreyim. Evet, herhangi bir hata yapmamış. Şimdi bunları tanımladım ve ben tek tanımlamak istiyorum. Yani tekten kastım şu. Yani bir mesela bir butona bir isim vereceğim. Diyeceğim ki ben bunu kullanabilmek için mutlaka ona bir isim veriyorum. Tek diyoruz buna. İsim veriyoruz. Yani Pascal programlamada kullandığımız mesela işte ne diyoruz mesela başla, dur, isim vereceğiz. Yani bir variable'a variable tanımlıyoruz. Aynı şeyde olduğu gibi Pascal'da gibi değişkenle tanımlıyoruz. Bunları nerede tanımlıyorum? Aslında bunları da 425'in altındaki address list selection var. Address list şurası. Buraya da daha tanımlıyorum. Buraya çift tıkladığı zaman altta bir pencere açılıyor arkadaşlar. Şöyle biraz yukarı kaldırayım daha net görün. Bakın buraya açılıyor. Burada şu anda diyor ki D425'in içinde adreslerde IO'larda bakın IO'larda herhangi bir şey tanımlanmamış. Değil mi? Ben şimdi girişleri tanıyacağım. Buraya diyorum ki mesela bir isim vereyim. İşte başlatma butonum olacak. Başla. Evet. Burada başlığının olduğu yerde input'unuzun nasıl olacağını söylüyorsa. Input mu olacak, bu tanımlanacak, output mu? Ben input tanımlıyorum bunu. Ondan sonra bunlar data tipleri vesaire. Bunlar default zaten şu anda. Neden default? Benim seçeceğim. Assignment kısmı var. Yani atama. Ben bu başlaya bir şeyi atayacağım. Ama neyi atayacağım? Bakın, Synamics Integrated'ın içerisinde, Control Unit'in içerisinde biraz evvel tanımladığım iki tane giriş vardı. Digital Input 0 ve Digital Input 1. Görüyor musunuz? Diğerleri hiçbiri yok. Altta dur. Biraz evvel tanımladığım yalnızca iki tanesi var. Ben örneğin ilk girişimi başla için atayım. Assign, atama demek bu işte. Assign ettim. İşaretledim. Ne yaptım yani? Başla butonundan bahsediyorsam bu hangi girişmiş? Benim dijital input sıfırmış. Dijital input sıfırmış. Bir tane de dur diye ya da bitir diye bir butonda. Bitir. Dur da diyebilirsiniz. Aynen rule'un oldu. Aynı oldu. Şimdi assignment edeceğim onu da. Yine Synamics Integrated Control Unit'in altında bu da 2 numaralı girişim. Değil mi? Biraz daha tanımlayalım. 2 numaralı girişim. Buna da okey dedim. Şu anda iki girişi birden tanımlamış oldum. Peki. Şimdi artık programımı yazmaya devam edebilirim. Biraz evvel programımı yazamıyordum. Niye? Herhangi bir butonu tanımlamamıştım ki. Bu butona basınca sen motoru döndür, enable et, çalıştır diye bir şey var mıydı? Yok. Şimdi hemen başlayalım şöyle. Gelelim. Nereye? Programımız yazacağımız yere. Dene. Bire geldik. Şurası. Şuraya kadar yapmıştık hatırlıyorsanız. Şimdi istiyorsanız start edince enable etsin ve ondan sonra da motorumu durdurur. Döndürsün. Tanımlayabilirim. Mesela ne diyeceğim? O giriş gelince bunlardan hangisi de şuydu galiba değil mi? Bakın wait for signal diyor. Wait for signal'ı tabi burası gibi. Wait for signal. Buradan start başlayacak. Bu sinyal gelene kadar kutu burada duracak. Anahtar burada duracak. Hangisi hazır otomatik geldi. Başla, bitir. Hangisini seçeceğim ben? Başla. Rising etki. Yükselen kenarla veyahut da level true. Level true diyelim. Rising kenar, yükselen kenarla beraber şey yaptım. Yani bir evet bir scan time boyunca algılamak açısından. Biz level true yani. O level 1 olduğu zaman diyorum. Okey diyorum. Şimdi ne oldu? Demek ki başlaya bastığım zaman enable olacak ve
motorum dönecek. Hemen burada deneyeyim isterseniz. Hiç çok ileri gitmeyeyim durdurmaya. Hemen compile and save diyeyim. Ondan sonra şunu biraz yukarı kaldırayım mı? Bakayım. Bir hata olursa. Online oluyorum. Güzel. Bir de download olalım. Download edelim daha doğrusu programı. Compile de ettik, download de ettik. Şimdi çalıştıralım. Nasıl çalıştırıyordu? Sağ tuş yapıyordu. Target device. Buradan da operating state diyordu. Buradan. Veya da controller'dan da yapabiliyordu. Şimdi dikkat edin. RAN'a getiriyorum. Demin RAN'a getirdiğim zaman çalışmıştı. Şimdi çalışmıyor. Farkında mısınız? Ne bekliyor? Butonu bekliyor. Şimdi dikkat. Şimdi dikkat. Bakın burada çalıştığını, programınızı takip edilmek için çok güzel bir tane de yardımcı ürünümüz vardı ama ben onu göremiyorum şimdi. Şurada şu. Hop bir dakika. Şunu görüyor musunuz? Monitoring modu var. Monitoring moduna geldim. Burası sarı. Neden sarı biliyor musunuz? Çünkü burada bekliyorum. Yani programım nerede durdu diye takip edebilmesi güzel bir yol. Bir program yazdınız. Ya istediğiniz gibi çalışmıyor. Acaba nerede takıldı? İşte burada takılmış. Neyi bekliyor benden aslında? Butonu bekliyor. Senden rica edebilirim bir start'a basar mısın? En baştaki bana doğru olan butonu. Evet, evet. Çevir. Bana doğru. Bakın dönüyor. Kapatabilirsin artık. Evet, yaptık bunu. Gösterdik. Buradan stop da edebilirsiniz tabii ki. Yani buradan start ediyorum tekrar. Start ettim. Yine bekliyor. Bir kere daha çalıştıralım görmek açısından. Arkadaşımız bize yardımcı oluyor. Evet, yine start oldu. Sarı ışık söndü, aşağı gitti. End'e kadar. Devam et. Yine kapatalım. Şimdi tabii başka ne olabilir? Durdurmak için de bir buton ekleyebiliriz. Değil mi? Durdurma butonu da ekleyebiliriz. Aslında ne yapmamız lazım o zaman? Şunu kapatalım isterseniz. Şöyle kısaca onu da yapalım. Şöyle geldik buraya. Şurası olsun. Bu işlemi bitirdikten sonra yine bir buton daha beklesin bizden. Evet. Neden buraya gelemiyorum? Neden duramıyorum? Şunu monitörünü kapatacağız ki program yazabilelim. Değil mi? Buraya geldik. Buraya geldikten sonra arkadaşlar hemen şurada yine bir buton ekledik. Waiting for signal diyor. Sinyal bekliyor. Bu sefer ikinci butonumuzu durdurma diye yapalım. Bitir diyorum. Rise etki veyahut da level true diyelim. Accept. Okay. Kabul ettik. Şimdi bitir. Buraya da bekleyecek ama bitir diyecek. Ne olacak? Bu iş yapmaz. O ekseni durdurmam lazım. Yani yoksa bitir dedim. Ne iş yapacağım? Neyi bitireceğim? Yani evet tamam ama neyi bitireceğim? Öyle değil mi? Neyi bitireceğim? Ha ben o zaman ne yapmam lazım? Ekseni durdur diye bir şey aramam lazım. Bakın şu stop access diyor. Bu ekseni durdur demek. Önce tabii burayı seçelim de buraya yazsın. Şuraya geldim. Enable kaldır çok kullanılmaz. Şunu yapabilirsiniz. Eksen bununla da specification da yapabilirsiniz. Bunu da buraya koyabilirim aslında. Ya ama nasıl durduracağım o zaman? Efendim? Sıfır yapacağım. Bravo. Sıfır yapacağım. Oraya sıfır referans verirsem sıfıra gidecek. Evet hemen geldim buraya. Ben tabii yine biraz kurallara uyalım. Bir stop yapalım. Şöyle şu ekseni. Hangi ekseni diye soracak. Eksen biri. Stop without abort. Abort etmeden stop et. Başka neler var? Quick stop var vesaire. Tamam, bu yeterli. All motions. Last. Burada gerek yok. Şimdi direkt şey yapalım. Bir daha bir compile edelim. Tamam, bir daha bir programımızı yükleyelim. Şöyle. Hocam oradaki all motions diğer motionlarda hareket ettiği olsa bile yani input beklemese bile buradaki ile kapatıyoruz hepsini. O evet için all motions şuradan aslında diğerleri de aktif olsaydı onları da kapatacak. Bende bir tane aktif olduğu için şey olur. Aslında all değil mesela access biri bir tek kapat demem lazımdı orada. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Ama bende zaten bir tane eksen aktif olduğu için all motions dedim. Fazla vakit kaybetmedim yani. Hocam peki bitir yerine şurada başlayı yapıp false yap, şey yapsaydık olur muydu? Güzel bir soru soruyor. Bitir deseydim ne olurdu? Şunu şöyle yapardım.
Bitir deseydim olur muydu? Beraberce düşünelim. Programı yüklerken. Şimdi bak, başla, buraya ben bitir değil de başla değil de şey bitir değil de başla yazacağım. Yani başla butonu kullanacağım. Yukarıda kullandım ama. Level 1 iken dersem ne olur? Beraber düşünüyoruz. Level 1 motor o hıza ulaşır, oraya da gelir pat diye durur. Yani siz daha oraya gelip pat diye durduğunu görürsünüz. Çünkü o 1'di. Ama yükselen kenar kullanırsanız olabilir. Bunu yükselen kenar kullanırsın başlayı. Buraya yine başlayı koyarsın, yine yükselen kenar kullanırsın. Gider 1 olur, indirirsin, bir daha 1 geldiği zaman o zaman durur. Bunlar bizim oyunlarımız aslında. Yani akıl oyunları. Anlatabiliyor muyum? Tamamen oyuncaklarınız var. İstediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Tabii bunları deneyerek yaparak. Yani şimdi ben daha önceden düşündüğüm, yaptığım için tecrübeli olduğum için daha kolay yapıyorum. Ama siz de yapacaksınız. Mesela buraya da başla buton. Ben diyeceğim ki size tek, tek bir butonla start stop vermenizi istiyorum. Birinci defa start stop, ikinci defa stop olsun. Hadi bu size benim bitirme ödevinde vereceğim ödevlerden bir tanesi mesela. Değil mi? Bunlar yapılacak. Ya da o zaman ne kullanacaksınız? Belki başka çözüm var mı? Var. Set değil. Set, reset. Değil mi? Set ediyorum, reset ediyorum. Ya da mühürleme. Hepsini yapabilirsiniz. Burada her şey mümkün yani. Daha önce öğrendiğimiz, PLC'de öğrendiğimiz, otomasyon dersinde öğrendiğimiz. Her şey burada geçer. Deneyelim bakalım çalışacak mı? Yükledik. Hemen kontrol U ile yapıyorum bu sefer de. Şurası geldi. Burana geldi. Şimdi bir de şey yapalım. Şu monitör. Şurayı seçelim. Seçtikten sonra şuradan da monitörlük yapalım. O sarıyı görmenizi istiyorum. Bakın sarı burada. Görüyor musunuz? Şöyle stopa, ha pardon, başlayalım. Başta tutuyoruz. Kaçacak arkadaşımız tekrar şimdi. Bakın dönmeye başladı. Bakın sarı nereye geldi? Bitir bu butonu demek. Değil mi? İstiyorsan bitir de ver. Evet. Gördünüz mü? Bitti. Şimdi geri alabiliriz. Tamam. Bir daha açarsan çalışır mı? Aç bakalım. Çalışmıyor. Neden? Motion'da. Neden? Motion'da. Motion'da çünkü. Motion'da. Background'da değil. Değil mi? Burada öteki tür olsaydı sürekli dönmüyor. O end'e geldi durdu. O görevini bitirdi. Benim ne yapmam lazım? Onu diğer taraftan tekrar başlatmam lazım. Ya da bu programı alıp diğer tarafa yazsaydım ne olurdu? Hiçbir şey olmazdı. O zaman sürekli olarak çalışmış olurdu. Go to da olurdu. Evet doğru. Buradan alıp go to da kullanabilirdik. Buradan alıp go to'yu buraya gönderelim. Evet, buradan göndermiş oluyorsunuz bu programı. Diğer. Yani her şey mümkün. Ne biliyorsak, ne öğrendiysek her şey. Burada bitir butonunu silersek şu şu anki programımız için. Şu o butonu sildiğimiz zaman dominant hıza ulaştığında durma emri gelecek. Doğru. Otomatik olarak direkt evet, evet. Hani, nominal hıza gidecek ve tık diye duracak. Deneyelim mi? Güzellik burada, zevki burada zaten. Şimdi bunu kapatıyoruz. Şimdi arkadaşımız dedi ki ben bunu bitiri şey yapmak istiyorum. Monitör. Evet. Monitörün her çıkmadı değil mi? Geldi. Bitire geldi, bunu siliyor. Şimdi ne? Ha, şuraya eklemem. Ondan sonrasını da sildi aslında. Ben seçmedim. Dur şey ekleriz, o kolay. Tamam. Stop eksen bir, bir daha bunu tamam. Bakalım hata verecek mi? Şimdi bir daha save and compile diyoruz. Download var aslında arkadaşlar. Bu download bütün projenin bütün öğeleriyle beraber yüklemek demek. Buna bazıları büyük download da diyor. Büyük download. Bu da aslında örneğin nerede değişiklik yaptım? Program. Bir tek şurada değişiklik yaptım değil mi? Update. Sırf yalnızca onu update etmek istiyorsanız, onu download etmek istiyorsanız şuradan da onu yapabilirsiniz. Hangi şeyin üzerindeyseniz yalnızca onu download. Ama büyük download dediğimiz bu sarı olan bütün projenin bütün doneleriyle beraber, her şeyle beraber download çok. Evet şunu bir run edelim. Yine kontrol tuşuna diyeyim bakayım gelecek mi? Evet. Run ediyoruz. Şuradan şunu seçiyorum. Şuradan monitöre gideyim bakayım geldi mi? Evet. Senden bir daha rica ediyoruz. Motora bakın. Gördünüz mü? Bir döndü durdu. Çünkü niye? Biz ne demiştik? O hıza ulaşır ulaşmaz dur demiş. Bravo. Şimdi geldik. Ya ne çok oyun oynuyoruz. Oyun gibi bir şey yani. Şimdi ne yapacağım ben?
Ve şurasıydı bu, hatırlıyorsanız bir sonraki anıma geçmem. Burada şey, online'da mı ilerleyeyim? Online'dan dolayı. Monitörün onu gelmiyor. Şuraya geldi. Şurada demiş ki speed reached demiş. Buraya ulaştığı zaman demiştim. Ben bunu diyeyim ki bu interpolasyon yapmadık ama işte. İşte. Start. Yok, burada yapamayız onu. Speed reached diyor. Start of demişim faz. Yani interpolasyon yapmadığımız için bu, yani rampanın bittiği zaman o aşağı gidecek. Oradan alta gitmez, topa gitmez. Zaten orada duracak. Hayır, yani hiç durmaz. Biz bir hedef belirtmedik. Hedef belirtmediğimiz için bu böyle çalışmıyor. İnterpolasyon yaparsak ama hani evet, deniz gibi olur. Aynen. İnterpolasyon yaparsak ama o noktaya geldiği zaman onu durdurmuş olur. Evet, başka sorusu olan var mı? Evet, bugünlük bu kadar o zaman.